Değerli yoldaşlarım, 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın lütfu olarak değerlendiren AKP ve saray, ülkemizi o hal ve kanun hükmünde kararnamelerle yürütüyor. Faşizmin inşasında taputa son çiviyi çakma kurgusuyla sözde anayasayı 16 Nisan'da MHP-AKP ittifakıyla referanduma götürüyor. Referandumda evet çıkması için yol temizliği yapılıyor. Dikensiz gül bahçesinde oyun kullanılabilmesi için muhaliflere her tür baskı, şiddet, saldırı yapılıyor. Meclisin 3. partisi HDP'nin eş başkanları başta olmak üzere vekiller tutuklanıyor. Gazeteler, dergiler, dernekler bunların hepsi kapatılıyor ve alan temizlenmeye çalışılıyor. Ve bunların tamamı mevcut fiili başkanlık sisteminde yapılıyor. 16 Nisan referandumunda evet çıkması durumunda olabilecekleri siz düşünün. Eğer AKP ve saray hedefe ulaşır ve referandumda evet çıkar ise ülkemizin başına gelecekler şunlardır. Cumhurbaşkanı sınırsız yetkilerle donatılacak. Cumhurbaşkanı yargılanmayacak, hiçbir sorumluluğu olmayacak ama her yetkiyi kullanacak. Ülke fermanlarla yönetilecek. Meclis güdümlü hale getirilecek. Yasama, yargı, yürütme ayrılığı ortadan kaldırılacak. Yasama ve yargının üzerinde yürütme egemen olacak. Devlet tek adamlı parti diktatörlüğüne dönüşecek. İşçi hakları ve sendikal haklar budanacak. Kadınların kazanımları ortadan kaldırılacak. Giyimlerinden kaç çocuk doğuracaklarına kadar tümü iktidar tarafından belirlenecek. Taciz, şiddet, kadın cinayetleri giderek artacak. Kürtler başta olmak üzere halkların barış umudu sönecek. Aleviler başta olmak üzere inançların özgürce yaşanması Sünni İslam'ın güdümüne girecek. Gençlik kindar ve dindar kalıbına dökülecek. Var olan doğa talanı sermayenin emrine verilecek. Savaş kışkırtırlığı giderek artacak. Referandumda HDK, HDP, Güç Birliği, DİP ve yerellerde oluşan hayır meclisleriyle birlikte hayır kampanyası yürüten partimiz bu kampanyalarını hangi koşullarda yürüttüğünü kestirmek zor değil. İktidarın devasa olanaklarının yanında olanaksızlıklara, yasaklamalara, baskılara rağmen her tür fedakarlıkla yürütülen hayır çalışmaları çalışanların fedakarca çabalarıyla görünür oldu, kitleleri etkilemeye başladı. Ülkenin hemen her yerinde yürütülen çalışmalar hayırın argümanlarının güçlü, evetin argümanlarının zayıf olmasından dolayı iktidarın yüreğine hayırın önde olduğu kuşkusunu düşürmüş olacak ki yer yer saldırı ve baskılar engellemelerin boyutu artmaktadır. Kendileri her tür propaganda olanaklarını kullanıp şehirlerin merkezi yerlerine evet çadırları, otobüsleri, arabaları yerleştirirken muhaliflere her tür engel çıkarılmaktadır. Gerçekten diş ile, tırnak ile yürütülen hayır çalışmalarında geri çekilme, işi savsaklama yok. Türkiye halkları Gezi ve 7 Haziran'da yaptığını bir kez daha yapabileceğine inanıyor. Tüm çalışanlar hayırın kazanacağı inancılığıyla çalışmalarını yürütüyor ve bunu başaracağız. Biliyoruz ki 17 Nisan sabahı sıradan bir sabah olmayacak. Ancak her şeyin sonu ya da her şeyin yeniden başladığı bir sabah da olmayacak. Hayır derlenip toparlanmamızı, evet ise iktidarın daha bir pervasızlığını getirecek. Bizler hayır kampanyalarımızı 17 Nisan sabahı olabileceklerin bilinci ve mücadele kararlılığıyla sürdürüyoruz. Ben 7 Haziran'da özellikle Avrupa'nın neler yaptığını yakından bilenlerdenim. 16 Nisan'da da bunu başaracağınıza inancım tam. Partimiz SYKP'nin Avrupa'daki başarılı çalışmalarını gururla izliyorum. HDK Avrupa'nın kuruluşunda gösterdiğiniz çabalarınızı şimdi Avrupa Hayır Meclisleri'nin kuruluşunda görüyoruz.
Çok şey yapıyorsunuz yoldaşlarım. Yaptıklarınızı yeterli görmediğinizi de biliyorum. Avrupa'da hayırın kazanacağına inancım tam. Her tür dayanışma çabasıyla bizlerle omuz omuza olduğunuzun bilincindeyim. Birlikte başaracağız yoldaşlarım.